Vision Den diyoruz. Böyle şey tahminde bulunduğumu hatırlıyorum. Submariner'ın sonunda bunun Vision'ın evreninden gelen bir yaratık olduğuna dair doğru çıkacak mı çıkmayacak mı şimdi görürüz zaten diyor. Baya bir filinçvari bir yaratık da olduğunu görüyorum şu an. Jesus ilk defa sigara dumanı olmayan bir şeyden çıkmış. Vision da burada filinç derken de şeyden bahsediyordum. Doktor Bishop'ın olduğu falan olan filinçten. Burada şu adamın bir şekilde suratındaki bu ifadesizlik falan bir tık korkunç olmuş sanki. Değişik bir şeyler okuyacağız. Sonuç olarak böyle Molotov mu bir şey diyorlardı. Şu an çok komik bir şekilde yanlış söylediğimi düşünüyorum o şeyi. Öyle başlayalım de. Şurada din var, şurada da var. The Vision Sought to Find the Ruthless Vampire Killer of Star City. But the nose of a dead biochemist puts him on the trail of the weirdest horror that ever walked the earth. An inhabitant of another dimension, the vision visits our world through the medium of smoke to combat evil and injustice wherever he emerges. Şuradaki şu two'yu ayrı yazmışlar kendi başına falan. Bu da ilginç bir dokunuş olmuş. Bu two hani böyle şey gibi sanki. The vision visits our world through the medium of smoke. To combat evil and injustice wherever he emerges diyor ya. Hani böyle bunun geldiği taraftan şu an içinde olduğumuz dünyaya gelmesi bir yolculuk. Ne için geldi bütün bunları? Bizim dünyanın içine de geldi. Şimdi yol devam ediyor ve injustice ile evil'ı buluyor. Onları dövüyor falan. Yani bayağı büyük bir mesafe gidip gelmiş oluyor falan. Onun için bu tuğuyu uzağa, ıssız bir yere koydu bence. Öyle. Bir kere de durdurayım. Ne olur ne olmaz. Ya da şey de olabilir. Hani gayet gelmeyi de bilirdi falan ama geliyor bizim dünyamıza. Ne için geliyor? Bir çıkarı falan mı var? To combat evil and injustice wherever he emerges. Resmen kendisinin doğal olarak bulunmadığı bir yere geliyor. Sırf kendisinin doğal şartlarda bulunmayacağı bir yerde kötülük hüküm süremesin diye falan tam anlamıyla iyilik yapan bir insan yani. Tam anlamıyla iyilik niyetiyle gelen insan dedim, değil mi derdim? İnsan değil, bir yaratık. Öyle onun o iyiliğini, onun o kahramanlığını vurguluyor gibi geldi ve daha doğru geldi. Bu açıklama bir kere daha durayım, bir kere daha bakayım. Ne diyeceğiz? Ekstradan bir şey diyecek miyim? Gayrı sıkıldım. Devam. The mysterious force that guides the vision to where he is most needed to combat evil brings him to Star City. Yıldız şehri falan diye şehir isimleri falan pek yok. Yani bu şehrin uydurma olduğunu görebiliyoruz. Yani %95 öyle. Devam. A city in the grip of nameless terror. Hello Murphy, send down the squad. I found another one. I tell you Murphy, this is shattering my nerves. There was a body, it was milk white. Not a drop of blood left in it. Calm down quick, I am sick falan. Bu da işte süt beyazı böyle bir renk herhalde suratları da böyle oluyormuş falan. Bakalım diyoruz. 22 to 32. It seems that I've arrived none too soon. There's evil loose in this city. Evil that must be stamped out quickly, completely. Şurada çok ufak bir dim var sanki. A little information on this case will come in handy. DSC diyor. Başka yazı yok. Daily Bulletin. City in furious. Vampire killer claims 10th victim. Ninth body found since death of biochemist in laboratory. Blood drained from new victim's body. Şurada yine din var. I have a hunch that the solution to these crimes lies in the dead scientist's laboratory. Güzel tahmin. Yine din var. Burada tam uzaylı gibi görünmüş. Arriving at the dead scientist's laboratory, the vision slips past the police guard and gains entrance to the desolate place. The police have found nothing here, but I'm sure there is a clue about somewhere. Etti. There seems to have been quite a struggle. Yine din var şurada.
Even as the vision searches for a clue that hovers menacingly outside, I wonder when Fogarty is coming to relieve me. This job's giving me jumps. Şurada yine din var. Food, food. I must have food or I die. Jesus Christ. Bir de böyle şeyli yapmışlar sanki. Fazla dumancıklı yapmışlar falan. Başka dil konuştuğu gibi bir anlamı geliyor. Bakın hani insanlar koca direkt dümdüz iniyor çıkıyor falan. Bunun düşünceleriyle konuşması aynı şey herhalde. Ya da hiç konuşmuyor, sadece kendi kendine konuşuyor falan. Niye böyle yuvarlak baloncuklarla yapmamışlardı? Şu okla yapmışlar, onu anlamaya çalışıyorum. Yani başka bir dilde konuşuyor. Başka bir frekansla konuştuğu için insan kulağı algılamıyor falan. Şunu bir düşünüyorum. Burada nasıl bir iletişim tasarım olayı var? Çok düşünesim de gelmedi. Karar da veremedim. Devam ediyorum. 22-33. Suddenly the startled guard turns, his eyes widen in horror as death strikes swiftly, silently. Din din yine. Dalar. Bir de normal bir şapka takıyor. Bir de ilginç bir olay. Ya da polisin şapkasını takmaya başlamış. Nope. Şapkalar farklı. Dalar, shadow witting, lowers the inert form of his victim and stands on it. The new blood courses through my body. O kötü ayaklarıyla alıyor. I grow stronger, stronger, unaware of the gruesome scene transpiring outside. The vision continues his frantic search for a clue. Şuralarda bir yerlerde din var yine ufak ufak. What's this? Not on experiment 36 to be Florus Homo. A diary. This seems Dr. Ronick, the biological chemist, was attempting an experiment which he writes here would astound the world if his theory was correct. June 4. He's growing fast. The first of his species, he shows signs of intelligence. The raw beef makes excellent soil for his nourishment. Nourishment diyeceğim. His young, strong roots dig deeply and drain the blood hungrily. June 16. He's full grown. His sticks tall, two trunks and long, round, tentacled branches make him look more man-like every day. I have given him blood to circulate through his body, a brain to make him think, and enable him to move his limbs. Soon he will walk. I think I see it all now. Florus Homo, plant man, good lord, a plant that walks, thinks, and looks like a man. O da bir ağacın konuşma şeyiydi o zaman. O daha demin anlamaktan vazgeçtiğim yer. Bunu bir düşünelim. Bu bir şeyi değiştiriyor mu? Yani değiştiriyor. Bir ağaç düşünecek olsa ve üstüne üstü konuşacak olsa falan. Hani yuvarlak baloncuklarla yapıyor olsalar ağaç böyle direkt düşünüyor. Onun için yuvarlak baloncuğun olmadığı yerlerde direkt konuşuyor derdik falan. Ama ağaç direkt konuşabilen bir şey değil. Onun için böyle konuşma balonu gibi baloncuk şey böyle o yuvarlak ufalan baloncuklar çizmeden direkt ok çekti o tarafa. Ama onu böyle çok sık bir şekilde kıvrımları olan bir şekilde yaptı. Bu durumda hani değişik bir konuşma tarzı, değişik bir konuşma şekli, değişik bir iletişim havasını verdi çizerler. Üstüne üstlük normal bir şey olmadı hissini vermiş oldu. Şu an boş yaptım. Şimdi ağaç olduğunu anlıyoruz. Ağaçlar konuşacak olsa en azından bu sayıyı, bu hikayeyi yazanlar böyle düşünüyorlar herhalde. Durum bu. Bir kere daha durayım diyecek bir şey var mıdır? Canım düşünmek istemiyor. Devam. A plant that walks, thinks and looks like a man. That accounts for the bloodless bodies. Burada bir adam gizlice duruyor mu yoksa bu vision'ın yakalarının yansıması mı? Bakalım. As the plant gains nourishment from the wet earth, so does he drain the blood from the human body to feed his own bloodstream. Falan bayağı bir aydınlandı bizim the vision 2-34. Meanwhile, with the dawn of a new day comes the report of a new victim. The guard's blood drained body is discovered. The guard's blood drained body is discovered. Yani burada sanki bekletmemizi istiyormuş gibi hissettim. Blood dedi,
Trey'i koydu. Şurada da büyük bir boşluk var falan. Sonra drain dedi falan. Böyle bir Blood'la Drain'in arasındaki farkı belirtmeye çalışıyormuş gibi hissettiğim için. En baş okuduğum gibi okudum ama şimdi anlıyorum. Blood Drain, kanı çekilmiş falan. Oh, how horrible falan ağlıyor. GTA Vice'deki kadınlardan biri. Is there no way of catching the murderer? Poor Mike, I'm just a rookie at that. Rookie ne demek? Not sure. Throughout the day, the vision makes an endless search for the fantastic plant man. Dinine. I must find him and destroy him. I must. As night falls, the terrified populace empties the city streets, which are patrolled by armed and watchful policemen. While in the shadows, death seeks a new victim. The plan man weakens again and must gain new blood to survive. I cannot go on much longer. My body craves nourishment. I must feed. Şimdi gayet normal konuştu falan. En başta ağaç konuşuyor dediydiler. Şimdi artık ağaç olduğunu biliyoruz. Onun için normal konuşuyor herhalde. Dave Steele, a reporter on the Star City Eagle, roams the deserted streets in the hope of nabbing the vampire killer and a scoop for his paper. I hope I meet that killer. I'll slug him and get myself a honey of an exclusive. Ahtapot kolları uzanıyor. Davy Jones gibi bu da pipo içiyor bunun dumanından. Vision gelecek diyoruz. 22, 35. Food, food, or I perish. Va et adam ile din var. Aldor caught unawares. Dave still puts up a fight. Jesus, masum. Pili bitti değiştirip geliyorum hemen. Devam. Take that you killer falan yine din var. Knocking off the killer's head and shawl. Dave still is stupefied with horror and amazement at what he sees. Good Lord, look at what is it falan. I must live, I won't die. I have a right to live, but I must have blood or I have bitter. Bayağı korkunçmuş lan. Cidden plantmiş by the way ama ahtapot gibi de görünüyordu bir yandan. Help the adam falan. Somewhere nearby, the sound like a man shooting for help. Quickly lighting a stray piece of scrap wood. The vision swings into action. This time, Florus Homo, you won't get away. Ama o da masum falan. Bir iş nasıl çözecekler bilmiyorum ben. Buna yapay kan vermeye falan başlayacaklar herhalde. 22, 36, 36. I'm Groot falan dese çok sarmaz mıydı? The vision is greeted by a blood chilling sight as he comes upon the macabre scene. Şuralarda ufak ufak dinler var. Şuralarda da şurada bayağı enteresan bir şey var. Ama gölgesinden din yapmışlar. Şurada şu resim şey etmiş, şurada şu sıçramış falan biraz. Ne olmuş lan burada? Şurada şu çizginin gelmesi durmuş. Sonra şurada devam etmesi gerekiyordu ama şurada da kıvrılmış falan. Şurada ben bir yakından bakıp geleyim kendim. Anladım herhalde şu kıvrımda parmağı gibi bir şey. Yani ama şu yeşillik taşmış onu görüyorsunuz. Oradan böyle değişik bir din var yine. Jesus. Burada direkt çizgi yanlış başlamış gibi olmuş. Burada da gerçi yanlış bir şey. Dümdüz bitmemiş. Öyle kıvrımlı gibi bitmiş falan. Interesting. Bir durayım burada. Devam. Çok canım konuşmak istemiyor. Demek ki önemli bir şey yok. I will burn it. Get off that body. Get off that boy. Body. There shall be no more human soil to feed your unholy carcass. Yes, you are going to burn. Ateşi de attı ama bu masum da Vision. Din var şurada yine. Thanks heaven I was able to save this young man in time. He'll recover. Ya falan acı çekiyor. And so perishes Dr. Ronix, Med Experiment number 36 to be. Jesus, hikayeyi böyle bitiriyorsunuz ha utanmadan. Onun masum olduğunu duyduk. Çayır çayır yakıyor. Bakayım. Böyle bitiriyorsunuz hikayeyi. On bu ne lan? Bundan sonra med eksperimanlar yapmayın diyor var ya şu an resmen. Bunlar kafayı yemiş oğlum ya. Allah Allah. İnsanlar med eksperimanlar yapmasına getiriyorlar olayı. Yani
yapsınlar demiyorum da sonuçta ne bileyim ufak çocukları alıp böyle onları kullanmak gibi bir şey değil gibi. Adam bir tane bitki bulmuş, bitki böyle bir şey dönmüş herkese falan. Aa. Burada ne oluyor ya? Şu hikaye bitsin öyle düşünce. The end of a horrible but amazing episode. The following day finds the city breathing easier with the murdering menace as a part of yesterday's headlines. I tell you boys, it was hair-raising. If not for the vision, the human plan would have finished me, sure, and would still be at large. Meanwhile, the vision makes his exit in a cloud of smoke. My job here is done. Who knows where I will emerge next? Wherever it is, I am prepared to battle the evil that awaits me. Bu hikayede Evil'ın kendisi sendin IQ. Next issue another amazing adventure of the Vision. The gripping character who emerges from smoke. Don't miss the Vision. Şimdi yani bence burada doğru olan bir şey ne olurdu? Bir tane alternatif evren keşfederdi The Vision. Ya da zaten biliyor çıkardı. Bu ağacı alırdı. Alternatif evrende kan ülkesi gibi bir şey olurdu. Tamam mı böyle? İnsan kanı ülkesi olsun ama insanlar yok. Sadece insan kanı var. O yaratığı da oraya koyardı. O yaratık böyle mutlu mesut şey etmiş olurdu. Şu adam da görmüş olurdu. Vision'da açıklardı. Ben onu alternatif bir evrene götürdüm. Bundan sonra o sizi rahatsız etmeyecek. Kendisi de mutlu olacak falan. Herkes her şeyi mutlu mesut devam edecek falan. Sonra şu yakma fikri nereden çıktı? Hani bitki olduğunu anladığı için onu yakabildi falan. Ben işte araştırdım, kitap okudum ve onun nasıl bir şey olduğunu anladığım için onu yakabildim falan. Çünkü bitkiler yanar falan. Böyle zekilik etmiş falan oluyor herhalde. Şurada resmen uşak gibi görünüyor. Ateş atıyor, kaçıyor şu an böyle. Uşak çünkü. Hani böyle yazarlar da gayet farkında bence ne kadar uşakça olduğunu resmen böyle I have a right to live falan ediyordu böyle. Cidden öyle hani. Resmen burada şey var. İnsan mı yaşasın, bu mu yaşasın var. Bu öldü böyle. Sonuç ne? İşte insanlar daha önemli cercürt falan. İnsanlar da tavuk yiyor. İnsanlar da bitki yiyor. Meyve yiyorlar, sebze yiyorlar. Onu ne yapacağız? İnsanlar ısınmak için bunları yakıyor falan. Hani bu insanlardan hayatta kalıyor ama insanlar ne bileyim. İnsanlar da bundan hayatta kalıyor. Tamam. Daha şey diyecektim. Neyse ne diyeceğimi unuttum. Bir önemi de yok. 50-50 tamam mı? Ama bu cayır cayır yanıyor. Bu hayatı kurtarılıyor. Bunun hayatı bitirilerek falan. Ve buna evil diyoruz. Neredeydin sen? I will emerge next. Who knows where I will if wherever it is I'm prepared to battle the evil that awaits me. Seni de kim dövüşecek? Vision. Abdullah Çağlar'dan başka. Kimse. Tamam mı? Çok çok saçmaydı ya. İnanılmaz saçmaydı yani. Affetmiyorum. Eksi puan veriyorum şu an. Bir durayım diyecek başka bir şey var mıdır? Fuck you Vision. Son sözüm bu sana. AQ aptalı. 22-37 diyor. Rageal diyor. Tension diyor. The origin of the en anına avradını. Jesus. Jesus bu okunur. Bu okunur. Diyecek bir şey var mıdır? Saçma sapan bir hikaye üstüne güzel bir şeyler okuyacağımızı hissediyorum. Fuck you the vision bir kere daha diyeyim. Hak etti çünkü. Diyecek son bir şey. Nope. Hadi görüşürüz.